Futbol Plus ekranlarından merhabalar, merhabalar. sevgili merhabalar. izleyenler. Galatasaray gündemini yine Mehmet Özcan'la birlikte konuşacağız. Mehmet Özcan öncelikle iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum Melisa, sana da iyi haftalar. Haftayı bitirdik, yeni hafta yine gündem yoğun. Avrupa maçları, lig maçları, sonrasında Millara da biraz rahatlayacağız ama Galatasaray'da sürekli yeni gelişmeler oluyor. Hem maçı hem de e, genel durumu konuşalım istersen. Evet Galatasaray kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde etti ve aynı haftada Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin de e, yenildiği bir haftada 3 puanı evine götürmeyi başardı. Bu da ona bir avantaj sağladı aslında büyük de bir motivasyondu maça çıkmadan da önce. Aynı zamanda Trabzonspor'la yani liderle arasındaki puan farkında 7'ye düşürdü Galatasaray. E, sen neler söylemek istersin maçla ilgili? Maçı da yerinde takip ettin. Senin görüşlerini soralım öncelikle. Şunu ifade edeyim tabii Galatasaray 10 puan geride çıktı maça Trabzonspor haftanın açılış maçını oynadığı için Rize'ye karşı o ciddi bir handikaptı ama işte Galatasaray'ın diğer rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenildi haftada ciddi bir fırsat oldu e, rakiplerine kart etme adına e, sürpriz bir sonuç değil zaten Galatasaray toparlanma yoluna girdi en azından şunu söyleyebiliriz Melisa senle yaptığımız yayınlarda ilk 11 bazlı artık kolay kolay yanılmıyorum yani kadro oturdu diyebiliriz e, yani. Fatih Hoca'nın sistemi elbette Beşiktaş derbisindeki kadronun iki değişiklik yapıldı açalım. Taylan'la Jagnae'ine e, hoca orada daha of, of, e, ikili orta sahi tercih etti ve Halil Darveşoğlu ile başlayıp Barış Alper Yılmaz'ı kanada attı. Burada aslında açalım. 3 e, Avrupa Ligi maçı artı derbi de e, Nelson markan önü üçlü orta saha tercih edilmişti ama artık bu tarz açı, e, Lokomotiv Moskova, Karagümrük yani Galatasaray favori çıktığı maçlara Tek önlü böyle Berkan'ı kullanarak başlayacak. Burada tabii Barış Alper forma şansını ne kadar efektif kullandı. Bu tartışmaya açık. E, sonuç Galatasaray'ın yani öyle çok ezici, dominant bir futbolundan bahsedeyim ama işte bu tarz 23-24 yani hatta ön tarafı bir konuşalım. Melisa yani Halil, evet. Kerem, çıkalda Morutan, e, Barış Alper, Yılmaz yani bu oyuncuların yaş ortalaması 22-23 de diyebiliriz. Çok genç evet. oyuncular. 2000 sonrası işte Barış, 99'lu Morutan. E, doğal olarak da henüz bir set oyunu göremiyoruz. Ee, ya da e, fiziği ne kadar bitik olsa da oyuna girdikten sonra attığı iki tane pas var Kerem'e Fegül'in. Yani bu pasları o oyuncu grubundan gelmiyor. Bunlar doğal şeyler. Yani bu tarz genç takımların böyle sancıları olacak ama işin dinamiklik tempo kısmı işte görüyoruz. Berkan yine 12 kilometrenin üstüne çıkmış koşu mesafesinde. E, çok net kurtarışı yok. Yani burada tabii Marka'yı da bir ayrı parantez açmak gerek. Yani Marka Nelson çok iyi bir ikili olduğunu söyleyebiliriz. 3 Avrupa Ligi maçı, e, ligdeki e, Gaziantep maçı, bir tek Beşiktaş derbisi. O derbilerinde de farklı hikayesi oluyor tabii ki. Galatasaray'da yani en azından oyunun oturmaya başladığını gözlemliyoruz ama hala kusurlar var. Nedir bunlar? E, henüz e, kreatiflik anlamında duran topları çok ef efektif kullanmıyor. Set hücumu göremiyoruz. Artı e, yani bu tarz kadro çok değişmiyor diyorum ama e, forvet sürekli değişiyor. Melisa işte evet. açalım Beşiktaş derbisini Jagne başladı. Mustafa Muhammed bitirdi. Dün Halil oynadı yani. O bölgedeki oyuncunun bence belirlenmesi gerek. Benim nacizane görüşüm ben Halil'in, Barış Alper veya Kerem'in dinlendirileceği maçlar olur. Kenarlarda kullanılır. Ben Forvet'in Galatasaray'ın sayzlı bir oyuncu. Ama Jagne, ama Muhammed. Form durumlarına göre kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Fatih Terim dönemindeki 11 haftalık periyotları aslında anımsatıyor. Fatih Terim'le Galatasaray genelde Avrupa'da mücadele ettiği için Lig başları hep puan kayıplarıyla başlıyordu. Beşiktaş'la Fenerbahçe'ye de e, takıldı. Yani onların gerisinde kalmadı Galatasaray ama e, bir Trabzonspor gerçeği var. Tek kulvarda yarışmasının e, semeresini gördü diyelim ve evet. şu an Galatasaray'ın 7 puan önünde ama bu haftanın farklı hikayesi olabilir. Galatasaray-Karagüm-Nükeyner-Trabzonspor-Beşiktaş'a e, takılırsa ki olası bir e, senaryo bu. Galatasaray'ın milli araya moralli girmesi, milli ara, ara sonrası da dönüş, Fenerbahçe maçı ve 9 Kasım'da da malum. Taraftar 150 kapasite 100e çıkacak. Galatasaray doldurabilir mi? Çünkü şu an 150 kapasiteyi dolduramadın altını çizelim yani 26 bin, 25 bin taraftar izin var. Nef Stadiumında Galatasaray'ın ortalaması 12-13 bin. Dün de bir 15.000 civarında taraftar vardı. Biraz da bu tarz sonuçlar taraftarı da havaya sokacak. Maçtan sonra gördük genç oyuncularla taraftarın güzel bir bütünleşmesi vardı. Galatasaray taraftarını yani tekrar tebrik edeyim buradan e, çünkü bir stada ulaşım malum sıkıntılı fedakarlıklar yaparak geliyorlar artı e, maçı da izleyip e, hangi oyuncu onar edeceklerini biliyorlar dün de maç sonusu üçlüyü e, ultra aslan bayrağını markaya e, emanet ettiler öyle söyleyeyim yani markanın performansından taraftar da e, farkındaydı. Nihayetinde Galatasaray için güzel bir hafta kapanışı oldu. Pazartesi günkü Beşiktaş derbisiyle bozulan moraller pazar günü toparlandı diyebiliriz.